Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı günler, hayırlı tatiller dilerim. Bugün 30 Nisan 2022 günlerden cumartesi, bayram öncesi, son cumartesi. Yarın biliyorsunuz Arefe günü arkadaşlar. Ben şimdiden bütün arkadaşlarımın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Ramazan bayramınız şimdiden mübarek olsun sevgili yarışseverler. Arkadaşlar bugün 30 Nisan 2022 Cumartesi gündüz yarışları Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda koşulacak. 10 koşuluk güzel bir programla start alacak. Öncelikle Ankara 2. altılı ganyan analizlerimle karşınızda olacağım. Ardından akşam yarışları İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşulacak. 10 koşuluk programla tamamlanacak. Ankara at yarışları analizimizin ardından İzmir İkinci altılı ganyan analizlerimle karşınızda olacağım. Ama öncelikle Ankara gündüz yarışları ikinci altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce çok kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi yazılı ve sıralı şekilde paylaşmaktayım ve her gün sahadan aldığım haberleri de verdiğim sahadan duyduklarımız köşemiz var. Grubumuz aylık 100 liradır. Grubumuza 2 aylık katılım 180 lira, 3 aylık katılımda 200 liradır sevgili yarışseverler. Yani 3 aylık katılımda grubumuz yaklaşık aylık 66 lira gibi bir paraya tekabül eder. Grubumuza dahil olmak isteyen, katılmak isteyen yarışsever arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler. Paylaşacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak, yani telefon numarası bilgilerini kelimelerle ifade edelim sevgili yarışseverler, ya da Gmail adresimize telefon numarası bilgilerini normal şekilde, yani rakamsal olarak da mail yoluyla iletebilirsiniz. Gmail adresimiz de küçük harflerle okangunertv@gmail.com diyerek ben 30 Nisan 2022 Ankara 2. altılı ganyan analizlerime geçiyorum. Ankara'da 10 koşuluk bir program var. İkinci altılı ganyan programın 5. koşusuyla 4 yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 15 yarışıyla start alacak. Esasında burada çok beğenimi kazanan bir isim oldu. İlk 2 koşusunda Furkan Çetin idaresinde piste çıkan Sayın Abdullah Balku'ya ait Alışık torunu 6 numaralı Bal Kuhan isimli safkan bugün Mehmet Salih Çelik idaresinde piste çıkacak. Bana göre bu yarışı kazanmaya çok yakın görünen safkan. Bugün ilk şansı bu isme vereceğim. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda özellikle son yarışında son 50'de çok akışlı geldi. Çok güzel bir ikincilik elde etti. 1 numaralı Şenatik. Bugün Muhammet Özdemir idaresinde ikinci şans vereceğim safkan olacak. Yine 2 numaralı Beratım. Arkadaşlar bu safkanı bugün tanıyan binicisi biniyor. Evet, Aziz Akdemir kardeşimiz biniyor. Son yarışında safkanı tanımayan jokeyi Halis Karataş idaresinde çıktığı yarışta sonlarda çok geç kalması sebebiyle İkincilikle ayrıldı ve o gün 255 misli altılımız son ayaktan yattı. Evet arkadaşlar, o gün son ayakta Beratım gelseydi 255 misli altılımız yattı. Sadece bunun sebebi o gün Aziz Akdemir'in bu safkana binmeyişiydi. Halis Karataş safkanı tanımıyordu ve sonlarda etkisiz kaldı diyelim. Onun için bizim de 255 misli altılımız o gün son ayaktan yattı sevgili yarışseverler. Ve burada son isim olarak da sizlere 3 numaralı Kazancı'yı, yine etkili bir safkan, etkili koşabilir. Özellikle Hişman Çizik idaresinde piste çıkacak bugün. Yani burayı 6-1-2 ve 3 şeklinde değerlendiriyorum. Altılı ganyan ikinci ayağı. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe çim piste koşulacak açık grup 3 yarışı. Dünya Veteriner Hekimler Günü koşusu. Arkadaşlar ben burada 8 numaralı Varnezza bu sene kendini çok geliştiren, yakaladığı çizgiden ödün vermeyen bir safkan, hep o çizgide giden bir isim. Bu sene özellikle bu mesafelerde çok daha etkili koşacağını düşünüyorum. Geçen sene açık grup 1, açık grup 2 yarışlarda hep ikincilikler, üçüncülükler elde etti. Dikkat ederseniz hep sağlam gruplarda, sert gruplarda koştu. Bu sene safkanın formunu çok beğeniyorum. Özellikle Ayhan Kurşun idaresinde çıktığı yarışlarda çok etkili oldu. Bugün 8 numaralı Varnezza'yı dikkat diyerek ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Bu safkana sıkı rakip olacak isim de yine kalitesiyle 9 numaralı Real Runner, çok formda, çok hazır. Bugün Ahmet Çelik idaresinde mutlak süretle altılara yazılması gereken isimdir. Yine mutlak süretle kuponlara yazılması gereken isim 5 numaralı Scott Leo. Esasında çok kaliteli bir isim. Halis Karataş idaresinde çıkacak bugün. Yine dikkat diyerek 3. şansı bu isme veriyorum. Ve bu 3 safkan dışına sürpriz arıyorsak takibimdeki safkan, belki bu grup çok sert ama belki bir sürpriz yapabilir. 7 numaralı Travis Point'in isimli safkan da benim bu koşuda sizlere bomba olarak önereceğim isimdir. Burayı da 8, 9, 5 ve 7 şeklinde değerlendiriyorum. Ve altılı ganyanın 3. ayağı 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1100 mesafe kum pistte koşulacak Maiden yarışı. İlk defa koşan demeyeyim arkadaşlar. Çoğu ilk defa koşan safkanların yine 4 safkanda birer kere start almışlar bu koşuda. Ben bugün şunu ifade etmek istiyorum. Bu koşuda rahat bir birincilik yapmasını beklediğim, özellikle galoplarında ve idman pisti görüntülerini izlediğim, idman pisti görüntülerinde gerçekten böyle ara kapatarak akışlı bir şekilde galoplarını tamamladığını gördüğüm 4 numaralı Power Soul. Evet arkadaşlar, 4 numaralı Power Soul, Sydney County'nin tayı, bugün Gökhan Kocakaya idaresinde. Bana göre bu grubu bugün rahat geçmesi gerekiyor ve günün banko ismi olarak 4 numaralı Power Soul isimli safkanı yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum. Ve altılı ganyanın 4. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak dişilere mahsus kısa vade 7 yarışı. Burada yine bugün alternatif banko olarak da yazılabilecek bir safkan. Gerçekten son yarışında Ankara pistinde çıktığı koşuda Ayhan Kurşun idaresinde bariyer dibinde adeta kendi temposuyla tren gibi geldi geçti derler ya arkadaşlar, sprintten ziyade hani böyle tutarak böyle bir bütün safkanları geçen atlar olur ya, aynı o şekilde geldi. O gün kısa vade 7 yarışta rakiplerini 1500 mesafede çok rahat bir şekilde geçmesini bildi. Çok rahat bir yarış kazandı. Bugün yine 2 numaralı Jennifer burada banko olabilecek isimdir. Alternatif banko olarak da bu safkanı düşünebilirsiniz. Program sonunda misli altılı analizim olacak. Dinlerseniz faydalı olacağını düşünüyorum. 7 numaralı Jennifer'ın kötü koşması durumunda ben 6 numaralı Gül Nişanı bugün öncelikli şanslı isim olarak önereceğim. Özellikle El Corredor temsilcisinin kaliteli bir safkan olduğuna ama bir türlü istenilen düzeye, istenilen kıvama gelemediğine inanıyorum. Bugün Müslüm Çelik idaresinde 6 numaralı Gül Nişanı 2. şanslı isim olarak önereceğim. Yine 4 numaralı Space Volk ve 1 numaralı Giyotin isimli safkanlar benim bu koşuda sırasıyla sizlere önereceğim isimlerdir. Ve altılı ganyanın 5. ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 2200 mesafe çim piste koşulacak şartlı 5 yarışı. Sevgili yarışseverler, tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. 2 aylık katılım 180 lira. 3 aylık katılımda grubumuz 200 liraya düşmektedir. Yani 3 aylık katılımda grubumuz aylığı 66 lira gibi bir ücrete tekabül eder. Grubumuza dahil olmak isteyen yarışsever arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirler. Bırakacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak, yani kelimelerle ifade ederek yazalım arkadaşlar. Rakamsal olarak bırakılan telefon numarası bilgileri sistem tarafından spam olarak algılanıyor ve otomatik olarak siliniyor. Dolayısıyla tarafıma ulaşmıyor. Yani kelimelerle ifade ederek yazarsak telefon numarası bilgileri bana ulaşacaktır. Ya da Gmail adresimize telefon numarası bilgilerini normal şekilde, yani rakamsal olarak da yazıp bana mail yoluyla iletebilirsiniz. Mail adresimiz küçük harflerle okangunertv@gmail.com diyerek ben Altılgay'ın 5. haline geçiyorum. Burada da 5 numaralı Kır Yağız, özellikle son koştuğu yarışta gerçekten kaliteli safkan olduğunu, eşkalli safkan olduğunu kanıtladı. İçten etkili geldi. Ahmetçilik idaresinde güzel bir ikincilik elde etti. Silah yavrusu 5 numaralı Kır Yağız. Bugün öncelikli şansı bu isme vereceğim. Yine 1 numaralı Bükeç. Gerçekten güzel bir yarış kazandı. Bugün Halis Karataş idaresinde piste çıkacak. Sondan bir önceki yarışı yine Çim'di. Çim'de yine etkili bir dördüncülük elde etmişti şartlı 5 koşuda. Bugün jockey faktörü de var. Bugün ikinci şansı bu safkana vereceğim. Yine 4 numaralı Caymaz'ın oğlu. Form durumunu çok beğendiğim bir isim. Üzerinde de şişman çizik arkadaşımızı görünce bugün 3. şansı bu isme vereceğim. Ve son isim olarak da 2 numaralı İlyada. Yine hazır bir safkan. Bugün 2 numaralı İlyada'da dikkat edilmesi gereken isimdir. Ve altılı ganyanın son ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus şartlı 4 yarışı. Arkadaşlar ben bu ayak analizimden sonra yine misli altılı analizi vereceğim. Bu ayakta da 2 numaralı Tumbul Çiçeği, özellikle Furkan Çetin idaresinde 1300 mesafe kumda 3 boy startta kaldığı yarışta izledim. Yedire yedire geliyordu. Sonlarda çok etkiliydi. Bugün mesafe 1500. Yine startta kalacaktır. Tumbul Çiçeği bu alışkanlık haline getirdi. Yine 3 boy, 4 boy ya da 2 boy startta kalacaktır. Ama bugün özellikle Furkan Çetin idaresinde 2 numaralı Tumbul Çiçeği bu yarışı kazanabilir. Dikkat gerek ilk şansı veriyorum. Yine 5 numaralı Gökçe Bayır. Form durumunu beğendiğim kaliteli safkan bugün Ahmetçilik idaresinde bu grupta 2. şanslı isim olarak düşünmeli. Biliyorsunuz kumda da çok etkili yarışlar koşuyor. Özellikle 1. ayda koştuğu şartlı 4. 2000 mesafe kum yarışta güzel bir birincilik elde etmişti. O günde Prenses Aslı'yı, Albunea'yı ve Selda Hanım'ı geride bırakmayı bilmişti. Burası 2 safkanın dışına çıkarsa 1 numaralı Altın Zele, 7 numaralı Şirin mi Şirin ve 4 numaralı Koşa isimli safkanlar sırasıyla bu koşta değerlendirilebilir. Misli altılı analizim şu şekilde olacak. Hızlı geçeceğim. İlk ayak 6 numaralı Bal Kuhan, 1 numaralı Şenatik ve 2 numaralı Beratım. İkinci ayakta 8 numaralı Varnezza, 9 numaralı Real Runner ve 5 numaralı Scott Leo isimli safkanlara yer vereceğim. 3. ayakta 4 numaralı Power Soul, 4. ayakta 2 numaralı Jennifer, 5. ayakta 5 numaralı Kır Yağız, 1 numaralı Bükeç ve 4 numaralı Caymaz'ın oğlu ve son ayakta da 2 numaralı Tumbul Çiçeği ve 5 numaralı Gökçe Bayır isimli safkanlar sırasıyla bu koşta değerlendirilebilir. Tek tek misli, 100 misli altılı vereceğim arkadaşlar. Şöyle bir altılı yapacağım. İlk ayakta 6 numaralı Balkuhan banko safkanımız. 2. ayak 8 numaralı Varnezza banko safkanımız. 3. ayak 4 numaralı Power Soul. 4. ayak 2 numaralı Jennifer, 5. ayak 5 numaralı Kır Yağız ve son ayakta da 2 numaralı Tumbul Çiçeği isimli safkanlar tek tek 100 misli 10 lira yapar arkadaşlar. Denemeye değer diye düşünüyorum. Ya da bütçeniz yoksa 50 misli, 20 misli ya da 30 misli şeklinde de değerlendirebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. İzlemekte olduğunuz bu kanala, YouTube kanalımıza abone olmayı, kanalımıza destek vermeyi unutmayalım arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, esen kalın sevgili yarışseverler.